Balkan dağlarında Bulgar komitecilerine karşı yapılan harekatta gösterdiğiniz büyük kahramanlık ve şecaatten dolayı milletimiz sizlerle iftihar etmektedir. Vatanımız sizlerden böyle daha nice büyük hizmet ediyor. Ah be, canını sevdiğim Boğaziçi. Kaderde gene sana kavuşmak varmış. Balkan dağlarında bir yıl komitacı kovaladıktan sonra şimdi bir süre yan gelip yatmak hakkımız. Ya, yan gelip yatmakla kaybedilecek vaktim yok benim. Peki, kıymetli vaktinizi nasıl geçireceğinizi öğrenebilir miyim? Şimdi olmaz. Zamanı gelince anlatırım. Vay, can yoldaşımın benden gizlisi de mi var? Bak Muratçım, seninle ömrümüz mahalle mektebinde falaka yemekten harbiyeye, harbiyeden de siperlere kadar omuz omuza beraber geçti. Ama şu anda öyle bir sırrım var ki senden bile saklı. Haklısın. Bazen insan yakın dostuna bile açamayacağı durumlar içine giriyor. Sakın gücenme bana. Bilirsin benim ağzımda bakla ıslanmaz. Sırası gelince her şeyi öğreneceksin. Ama şimdi ısrar etme. Hı? Hoşça kal. Keyfine bak Faruk'cum. Ablacığım, seni gören bayram var sanır. Neredeyse kanatlanıp uçacaksın. Sebebini bilsen bari. Sen küçüksün daha. Bazı şeyleri büyümeden anlayamazsın. Sen öyle zannet bakalım. Merhaba Leyla Hanım. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş geldin Faruk abi. Hoş bulduk Ayla. Maşallah görmeyeli ne kadar büyümüşsün. Ah, çok teşekkür ederim. Ablacığım bak sen de işin. Babam kahramanlıklarınızı anlata bitiremiyor. Dün madalyalarınızı eliyle takmış. Eksik olmasın. Biz de Kamil Paşa'yı öz babamız gibi severiz. Şu tesadüfe bakın, ben de biraz evvel buradan geçiyordum. Beşir abi, sandala binelim de kayıkçı hazır olsun. Ne iyi oldu da karşılaştık Leyla Hanım. Sizinle konuşmak istiyordum bir hususta. Akşama yalıda konuşuruz. Babamın davetini unuttunuz mu yoksa? Ah, hiç unutur muyum? Ben demek istemiştim ki... yolunuza mani olmayayım efendim. Estağfurullah Faruk Bey. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Hay Allah! Size deliler gibi aşığım Leyla Hanım diyemedim bir türlü. Vay, benim küçük hanım işleri gelmiş. Benim elmas parçalarım gelmiş. Maşallah. Ay bacım, başladın gene. Paşa babam geldi mi? Geldi, yukarıda haram dairesi. Merhaba Paşa babacığım. Good morning. Vay, bu ne biçim selam yahu? O Amerikan mektebinde Osmanlı adetlerini hepten unuttunuz galiba. Hiç unutur muyuz Paşa babacığım? Vay benim başıma gelenler! Bir selam vermeyi bile beceremiyorsunuz. Mahvettiniz güzelim Osmanlılığı. Biliyorsunuz akşama misafirimiz var. Biliyoruz babacığım. Kadehimi Florina dağlarında destanlar yaratan Murat ve Faruk Beylerin şerefine kaldırıyorum. Murat ve Faruk Beylerin şerefine. Afiyet olsun efendiler. Sizlere değerli bir misafirimizi tanıştırmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin Yemen Vilayeti'nin hakimi İmam Talhan'ın torunu Veliaht Hüseyin Efendi. Küçük aslanımız Kuleli Askeri Mektebi'nin en gözde talebelerindendir. Yarın da yaz tatilinden bir istifade uzun müddetten beri hasret kaldığı dedesine kavuşmak üzere Yemen'e doğru yola çıkıyor. İstanbul'daki son gecesini kahramanlık destanlarını duyduğu Faruk ve Murat yüzbaşıların yanında geçirmek istedi. Yüksek müsaadelerinizle şunu arz etmek isterim paşam. Arap Yarımadası'nda İngilizlerle İtalyanların bazı çöl kabilelerini devletimize karşı kışkırttıkları bir sırada böyle bir yolculuk muhterem misafirimiz için tehlikeli olabilir. Murat Bey'in endişeleri çok yerinde. Fakat muhterem veliahtın geçeceği yol güzergahından haberi olan yok aşiretler arasında. Alman istihbarat teşkilatından El-Yakub. Ben de sizin mektepte okuyorum. Ben de sizler gibi cesurum. Hem üstümde bu üniforma varken kimse dokunamaz bana. Kerimeniz hanımefendi görmeyeli epey gelişmişler paşa hazretleri. Onlar büyüdükçe de bizi ihtiyarlıyoruz. Bu unutulmaz gecenin şerefine şerbetleri ve şekerlemeleri kızların bizzat kendi elleriyle hazırladılar. Sağ olun Leyla. Estağfurullah efendim. Teşekkür ederim efendim. Afiyetle Murat. Kahramanlarımızı merak ediyordun, gördün. Sabah erken yola çıkacağınız için vaktinde yatman lazım. Sabit abilerinle vedalaş, ablaların odana götürsünler. Sizleri tanıdım. İnşallah sizler gibi şanlı bir zabit olacağım. Hepinize iyi geceler dilerim. Hadi bakalım, ablaların geldi. Hiç kavuşmayacağız sanıyordum. Şimdi kollarımdasın ya. Ama her tanrının günü ölüm korkusuyla kahrolarak, her saniye sensizliğin acısıyla eriye eriye. Sana asker sözü vermiştim. Döneceğim dedim ve döndüm. Ama giderken bu yoktu. Biz harbederken düşmanın eli darmut toplamıyordu. Yara bir zabitin en kıymetli madalyasıdır. Gönül isterdi ki üzerinde düşmanın zalim eli değil, benim okşayıcı ellerim dolaşsın. Sen uzaklardayken sana hasret kalan ellerim. Artık o güzel eller avuçlarımda. İşte şimdi kafana kısıldı. Söyle bakalım, niye kaçtın benden? Yakalayacağını bildiğim için. Ya hiç bırakmazsa? Allah'tan tek niyazım da bu zaten. Beni ömrümüz boyunca hiç bırakmaman. Çoğu bitti, azı kaldı Leyla. Mektepten mezun olmana 3 ay var. Şehadetnameni alır almaz doğru babanın karşısına. Rabbi selam. İlk işim seni istemek olacak. O gün bir gelse. Pek yakında yavrum. Allah, ne güzel isim. Önce ismini övmekle başlayalım. Bütün Leyla'ların en Leyla'sı Leyla Hanım. Aferin oğlum Faruk. Başlangıç güzel. Siz gönlümün zindanında açan ziyayı aşkı nevin handepare şafaksınız. Hey be, fuzulümüzü mübarek. Girdabı mestaveri aşikanenize düşeli garke-i keyfi tarik oldum. O da yahu dikkat etsenize biraz, bakın mektubum mahvoldu. İşkembeyi Kübra'dan büyüdü. Ne olmuş ya? Bunca güzel lafı nasıl bulurum bir daha ben? Korkma, arayan Mevlasını da bulur, belasını da. Ha. Öyleyse sen buldun bile. Bana bak arkadaş, Burada hır çıkarma. He, yok canım. Yetiştim, dayan Faruk. Selam. Söylesen de bunca adamı neden dövdük anlasam. Güzelim mektubumu mahvettiler. Ne mektubu? Sevgilime yazdığım mektup. Vay, demek senin bir sevgilin var ve benim de bundan haberim yok. Öyle. Gizli bir aşk bu. Hem öylesine gizli ki daha sevdiğim kızım bile bundan haberi yok. Aklıma her şey gelirdi de senin benden gizlin olacağı gelmezdi. Sen sanki anlatıyorsun her şeyi. Kaç gündür nerelere kayboluyordun onu söyle. Mesela bugün neredeydin? He? Bugün mü? Büyük anneme gitmiştim. Bana aile yadigarı bir yüzük verdi. Bak. Bir gün bu yüzüğü sevdiğim ve hayatı boyunca bana bağlanacağına inandığım bir kızın parmağına takacağım. Seyyid İdris, işte İmam Talhan'ın torunu Veliaht Hüseyin elimizde. Osmanlı'yı kuyruğundan ateşe verdik. Başını da yakmamız yakındır. Zaferimizi kutlayalım arkadaşlar. Yemen İmam-ı Talhan'ın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayiledir. Seyyid İdris kabilesinin bu hareketi düpedüz bir isyan vakasıdır. Bütün kervancılar muhafızlarıyla birlikte kamilen kılıçtan geçirilmiş. Bu yolculuğun tehlikesini önceden tahmin etmiştim efendim. Asilerin şartları nedir? Kaçırılan Hüseyin'in hayatına karşılık Seyyid İdris Osmanlıların Yemen'den çıkarılmalarını şart koşmuş. Osmanlı devleti Yemen'den çekilirse Yemen'de İngilizlerin maşası olan İdris'in eline geçer. Bu çöl haydudunu yok etmek için derhal harekete geçmek icap ediyor paşam. Bu mevzuda son derece temkinli hareket etmek mecburiyetindeyiz efendiler. Zira hem küçük veliahtın hayatını emniyete almak, hem de nazarları her an üzerimizde olan düveli muazzamaya karşı itiyadı elden bırakmamak lazım. Düşman devletlerinin Osmanlı'ya saldırmak için fırsat kolladıkları nazik bir devirde, bu hadiseyi ortalığı velveliye vermeden bastırmamız icap ediyor. Bu görevi size vermeyi düşünüyorum. Veliaht Hüseyin'i İdris eşkıyasının pençesinden kurtaracaksınız. Kızlarım yemekleri sizler için kendi elleriyle hazırladılar. Bu ne şeref. İnşallah beğenirsiniz. Ellerinizden çıkan bir şeyi beğenmemek mümkün mü Leyla Hanım? Çok naziksiniz. Yemen'de çok arayacağız yemeklerinizi. Yemen'e mi gidiyorsunuz? Padişah'tan ferman çıktığı an Murat'la Faruk Beyler devletimize Yemen'de hizmet edecekler. Aman Allah'ım! Ne müthiş! Ne o? Sen yatmak niyetinde değil misin yoksa? Hayır, mektup yazacağım. Ne mektubu? Aşık olduğum bir kıza mektup yazıp bütün hislerimi açıklamak istiyorum. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Alayı bırak da biraz yardım et bana. Ne demek istiyorsun? Senin kalemin kuvvetlidir. Mektepte de tahrirden iyi not alırdın hep. Peki öyleyse. Sevdiğin kızı söyle de sana oturaklı bir mektup düşünelim. Yok, kim olduğunu söylemem, sırdır. Yalnız şunu bil ki, aşık olduğum kız, dünyadaki kızların en güzeli, en hanımefendisidir. Peki, yaz bakalım. Sevda ummanlarının biricik ilahisi. Gözlerine kurban olduğum eşsiz güzel. Size rastladığım andan itibaren hayatımın akışı değişti. Bütün varlığım, hayaliniz ve sevginizle doldu. Ay çok yaşa sen Murat, ilaç gibi sözler bunlar. Devam et öyleyse. Şu anda ben kalbi binlerce aşk okuyla yaralı bir sevda kazazedesiyim. Çok uzaklara gitmek için hazırlanırken gönlümün bu gizli sırlarını size açmadan edemedim. Size milyonlarca güzel söz hazırladığım halde her defası candan dilim tutulduğu için bir türlü açılamadım. Lakin sanırım gözlerimdeki sevda dolu yalvarıştan kalbimin nicesine aşkla dolu olduğunu anlamışsınızdır. Dönüşümde ilk işim muhterem paşapederinizin huzuruna varıp best-i izdivacınızı talep etmek olacak. Ebedi sevgilerimle. Faruk. Faruk abiden mi? Sen her şeye burnunu sokmasan olmaz değil mi? Peki abla, kızma hemen. Murat! Nereden çıktı bu Yemen işi? Duyunca deliye döndüm, gözüme uyku girmez oldu. Ağlama yavrum. Kendine hakim ol. Son dakikalarımızı gözyaşlarıyla mı geçiriyoruz? Bilmiyorum Murat, bilemiyorum. Sadece korkuyorum, müthiş bir korku var içimde. Senin gibi bir asker kızına yakışmıyor korku. Daha yeni dönmüştün Balkanlardan. Tam birbirimize kavuştuk sanırken şimdi Yemen'e gidiyorsun. Keşke vaziyetimizi açsaydık babama. Damadı olacak birini herhalde böyle bir tehlikenin içine atmazdı. Buna alışmalısın Leyla. Beni her şeyden önce asker olarak sevmen lazım. Bir askere cepheden kaçmak yaraşmaz. Haklısın Murat. Ben de bir asker kızıyım, bunları bilmez miyim? Ama bu sefer gideceğin yer Yemen. Ateş dolu, ölüm dolu bir yer, yolu uzun. Giden geri dönmüyor. İnan bana, ben döneceğim ve benimle iftar edeceksin. Faruk abi merhaba. Nasılsın Ayla? Teşekkür ederim. Leyla Hanım nerede? O mektepte kaldı ders çalışmak için. Allah'a ısmarladık Faruk abi. Güle güle. Bu yüzük bana büyük annemden kaldı. Aile yadigarıdır. Beni sevdiğin müddetçe parmağında taşımanı dilerim. Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak. Senden ayrılmanın acısına nasıl dayanacağım? Bir gün kavuşacağımızı düşünerek. Ne olursun bana dön. Döneceğim. Kalan tek ferdidir. O kurtarılamazsa kanımız kurur. Yemen halkı başsız kalır. Müsterih olunuz efendim. İstanbul'dan Yemenlere sırf Veliaht Hüseyin Hazretlerini kurtarmak için gönderildik. Zaten vazifeniz yüzbaşı. Ben Osmanlı Devleti âlisinin yüksek himayesine sığınmışken malımın, mülkümün ve canımın emniyetini sağlamak size düşer. Şeref sözü veriyorum İmam Hazretleri. Her ne bağısına olursa olsun torununuz kurtulacaktır. Ergır sadece kum, kum, kum. Bir de kahrolası güneş. Nerede bu şeytanlar? Elbet bulacağız. Ne var Leyla? Sen tabağa bakıyorsun, tabak sana. Yesene yemeğini. İştahım yok babacığım. Biraz da başım ağrıyor. Müsaade ederseniz ben kalkayım. Peki bir hekim getirteyim sana. Hekimlik bir şeyim yok baba. Allah rahatlık versin. Ve subhanallah. Haftalardır nesi var bu kızın anlayamadım. Ablacığım, neden derdini bana açmıyorsun? İnan ki ben çocuk değilim artık. Aklın Yemen'de değil mi? Evet. İçimde garip bir his var. Sanki bir felaket olacakmış gibi. Ne var abla? Ne oluyorsun? Bilmiyorum Ayla. Anlatamam. Garip bir his var içimde. Çocuğu kaçır. Seni bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır. Al sende kalsın tabancam. Kaçırmayın! Kaçırdık. Allah kahretsin. Yüzbaşım. 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 Yardım et. Bu cehennemden kurtulmamız lazım. Yavrum, Hüseyin'im, bir tanem. Dedeciğim. Sağ olun yüzbaşım. Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız. Padişahım çok yaşa. Gayret Mehmet'im, gayret et. Ayşe'ni düşün. Baba diye bekleyen çocuklarını düşün. Sabrımız güneşi de yener, çölü de. Ölmüş. İşte ablacığım, korkma. Şu hapı da al kızım, bir şeyin kalmayacak. Hanım kızımız ruhi bir sarsıntı geçiriyor. Düzelene kadar kat'i bir istirahate muhtaç. anladım. İlk işim sana koşmak oldu. Gel aslan, gel evladım, seni ben de kucaklayayım. Öz oğluma kavuşmuş gibiyim. Dinle iftihar ediyorum. Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam. İmamın torununu kurtarmak için o kendini feda etti. Şanı şerefi de bana düştü. Murad'ı öz oğlum gibi severdim. O değerli askeri kaybetmek beni büsbütün hırslandırdı. Bu müziç meseleyi kökünden halletmek için Yemen kuvvetlerinin idaresini bizzat ben alacağım üzerime. Benim de fikrim yangın fazla yayılmadan ateşin söndürülmesidir. Yalnız beni Leyla düşünüyor. Bir takım ruhi sarsıntılar geçirdi. Bu halde Yemen'e gitmesi mahsurludur. Leyla Hanım'ın sıkıntılarına ortak olmak isterdim. Sizden haddim olmayarak Kerimeniz hanımefendinin deste izdivacını talep etsem? Bir asker için en büyük bahtiyarlık kızını kahraman bir askerle evlendirmektir. Gel oğlum, seni kucaklayayım. Can yoldaşım Murad'ın da hayatta olmasını ve bu sevincimi paylaşmasını ne kadar isterdim. Otursana, sen de. Hala alışamadım bizim yemeklere. Yoo. Yemesi zor geliyor ama bunlar iyileştirdi seni. Bu kuvvet verir. Bu ne? Çekirge kızartması. Oo, öğleyim açlıktan daha iyi. Aa, nesi var, çok iyi. Bak. Ne güzel. Çıtır çıtır. Bunlar olmasa yaşayamazdım. Öldürmeyen Allah öldürmez desene. Şükret ki buldum seni. Yaralarımı neyle iyileştirdin? Kaktüs çiçeği kurutup kaplumbağa kanıyla merhem yaptım. Kim olduğumu biliyorsun. Neden kurtardın beni? Ben Halife Efendimizin İslam Birliği'ne bağlıyım. Çöl haydutlarından yana değilim. Başına gelecek tehlikelerden korkmuyor musun? Sen yanımdayken hiçbir tehlike düşünemez oluyorum. Ne güzel gözlerin var. Çölde böylesine rastlanmaz. İnsana hep kara kara, canavar gibi bakarlar. Halbuki seninkiler, vahaların sakin yeşilliği gibi, insana huzur ve sükunet veriyor baktıkça. Sargılarımı değiştirmek istiyorum. Hemen getireyim. Gittin mi? Beni bıraktın ha? Faruk Bey'i hem bu izdivacından hem de kazandığı 2. madalyadan ötürü 2 kere tebrik ederim. Bütün kalbimle tebrik ederim Faruk. Hayatımın en mesut dakikalarını idrak ediyorum. Sizin gibi kahramanlar her cihetle saadete layıktırlar. Sağ olun efendim. Güzel gelinimin şerefine el cazımla yaptım şerbetleri. İçinde dua edin. Affet beni Murat. Beni anlamaya çalış. Bu evliliği kendim için değil. Zavallı babamın yüreği rahatlasın, Yemen'e giderken gözü arkada kalmasın diye yaptım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana kuvvet ver. Yüreğim muradımla doluyken evlenmiş bile olsam bir başka erkek bana ateş, bana ölüm gibi gelecek. Dayanamayacağım ya Rabbi, dayanamayacağım. Nefesim eğlenceniz mübarek ola. Düğünümüz var ki maşallah ile. Paşa Hazretlerinin kerimeleri evleniyorlar. Leyla Hanım Yemen kahramanı Faruk Bey ile evleniyor. Leyla sen de. Gelinin oynaması uğur getirir. Hadi Leyla canlan biraz. Maşallah böyle gelin dostlar başına. Artık biraz kalteler çatlasın. Leyla Hanım'ı kitap odasına götüreceğiz. Leyla, ayrılırken ardımdan gözyaşı döken Leyla. En yakın arkadaşımla evlenmek için ölmemi bekliyormuşsun. Faruk, benim yüreğim kan ağlarken ne mesutsun şimdi diye. Hatırlar mısın mektuplarını bana yazdırırdın. Canını tehlikeye atmaman için senden gizlemiştim aşkım. Demek kader böyleymiş. Arsın ölü bilsinler beni. Geldiğim yere, çöllere, mezarıma dönüşüm. Leyla, saadetimin güneşi bir tanem. Sana ebedi saadetimizin nişanesi olarak bir yüzük takmak istiyorum. En mesut gecemin naçiz bir hatırası. Bu yüzük? Evet. Murat Bey'in yüzüğü. Giderken o takmıştı. Yoksa... Evet, daha fazla gizlememin doğru olmadığına inanıyorum. Murat'la birbirimizi çok seviyorduk. Evlenecektik. Kendisini sevdiğim müddetçe bu yüzüğü parmağımdan çıkartmamamı söylemişti. Parmağınızda durduğuna göre hala seviyorsunuz onu. Ölene kadar da seveceğim Faruk Bey. Bunu bilmenizi istiyorum. Peki ya ben? Benimle neden evlendiniz? İyi insan olduğunuz için, babam istediği için, başka çarem olmadığı için. Peki ya Yemen dönüşünde bahçede beni görünceki sevinciniz, ya sarılışınızdaki sıcaklık? Murat'a aşkımın şuursuzluğuydu o, onu bekliyor. Hep onu düşünüp baktığım yerlerde onun hayalini görüyordum. İtiraf etmeliyim ki kalbim son nefesine kadar Yemen çöllerinde kaybolan Murat için çarpacak. Bu yüzük ölene dek çıkmayacak parmağımdan. Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim Leyla Hanım. İffetli bir kızdan bunu beklerdim. Size sevgim kadar saygım da büyük Leyla Hanım. Parmağınızda Murad'ın yüzüğünü taşıdıkça zevcem dahi olsanız sizden uzak duracağım. Münasebetimiz hiçbir vakit dostluk hudutlarını aşmayacak. Çünkü Murat benim için de aziz bir hatıra. Şurada bulunuşumu dahi Murad'ın kendisini feda etmesine borçluyum. Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz. Çabuk saklan, buraya geldiler. Şarap getirdin mi bana? Geldiler dedim, duymadın mı? Sırası mı şarabın? Bırak içmeyi de saklan. Görmüyor musun, bitti. Akıl vericiğine şarap ver bana. Sarhoşsun, geldiler diyorum. Anlamıyor musun Murat, seni öldürecekler. Sanki yaşıyor muyum ki ölümden korkayım? Ben çoktan öldüm Hacer. Sevdiklerim için yaşamıyorum artık. Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun. Ben seviyorum seni. Hey yancı, şarap ver bana, şarap! Şarap istiyorum dedim, şarap! Bırak usta! Ver şunu bana! Onu affedin efendimiz, sarhoşluk başına vurdu. Ne yaptığını bilmiyor. O bir garip derviştir, merhamet edin, bağışlayın. Garip derviş ha? Kulunuz, köleniz olayım, bağışlayın onu. Ona hiddet buyurmayın. Ne oluyoruz ya? Acıyın ona, merhamet edin. Sarhoşun kadılığını yapmak sana mı düştü? Savun kalkar! Merkep gibi herifsin Gaffar. Eğlenceden hiç nasibin yok. Can alırken tadını çıkarmak gerek. Söyle, bu deliyi canından çok mu seversin? Dünyalardan daha çok. Gel öyleyse. Şu kahvenin başındaki bardağı vur, şarabı al. Sarhoşum, kızı vururum. Öyleyse şarabı unut, talihine küs. Kızı da vursan gene alırsın şarabı. Demek öyle, bir cesede bir testi şarap fena değil. Testi gelsin bakalım. Aferin be derviş, sevdim seni. Tam bana göre adamsın. Benim yanıma gelir misin? Şarap varsa elbet. Böyle Allah'ına kurşun sıkan bizde şarapla yıkanır. Şarap da gani, kadın da. Fevkalade mühim haberler getirdim Seyyid Hazretleri. Eğlencenin tatlı kertesindeyken haberin canı cehenneme ve Yakup. Haberi bir an evvel bilmenizde fayda var. Hadi olun bakalım, konuşacaklarımız var. Hadi gel. Sana en kıymetli hediyeyi getirdim ya Seyyid. Paşa kızının kellesini. Paşa kızının mı? Gövdesini Osmanlı paşasına bıraktım. Kızıdır, insaflı olmak lazım. Pederane bir hisle bağrına bassın diye. Paşanın kızı ikileşti desene. Güzel! Seyyid İdris'e bulaşmak ne demektir, bellesin Osmanlılar! Ne var, ne oldu Faruk Bey? Metin olabilir misiniz? Babamdan kötü bir haber mi var? Hayır. Ayla mı? Söyleyin, ne oldu kardeşime? Hasta mı? Cevap verin Faruk Bey. Yoksa daha kötü bir şey mi? Yemen'de şehit edilmiş. Ayla! Güzel kardeşciğim, nasıl kıydılar sana, nasıl? Allah'ım! Bu Yemen belasını ne musallat ettin başımıza! Kimi sevsek alıyor, biz de oraya gidelim! Yalvarırım, tayinini Yemen'e çıkar! Sakin olun Leyla Hanım! Kardeşimin intikamı içimi yaktıkça buralarda kalamam! Gidip orada, babamın yanında harbe katılmak istiyorum. Bir nefer gibi. Yeter be, yeter! Bu karı geleli uyuşup kaldık! Aklımız fikrimiz onda, bacaklarında, göğüslerinde! Bu karı yüzünden içimiz dışımız şarap oldu, kılıçlarımız paslandı işretten! Ne olacaktı ya? Vakit öldürmeyecektik boş yere! Hadi be kafasız! İçsem de içmesem de mecburuz beklemeye! Neden? Osmanlı ile harp etmenin şakası yoktu ondan! Kaleye varıp Osmanlı'nın top ateşiyle mi yanalım? Gebermeye mi ustadın be? Sen kocamışsın İdris! Tekmil kof olmuşsun! Reisin ama kanın uyuşmuş! Aşireti idare etmekten acizsin artık! Sana karıların dizi dibinde pineklemek yakışır! Burada çöl kanunları söker! Çölde en kuvvetli kimse, aşirete o hükmeder! Öyledir Gaffar! Öyleyse göster kendini! Sana meydan okuyorum! Çık dövüşelim! Zayıf olan geberir, kuvvetlisi aşiretin reisi olur! Kuvvet lafı olunca, önce benden boy ölçüşmen gerek. Sen kimsin be? Çık karşıma, öğren meraklıysan. Tabii, ömrün yeterse. Eceline susamışsın sen, sapıtmışsın. Senin gırtlağını doğrayıp köpeklere yedirmezsem, gaffarlığıma yuh olsun! Getirin kılıçları! Hayatını her an tehlikeye atmak deliliğinden vazgeçmeyecek misin? Sen beni hala yaşıyor mu sanıyorsun? Aslanım! Bundan sonra en has adamım sensin. Gel, kucaklayayım seni. Sabreden derviş muradına ermiş. Osmanlı'nın da suyu ısındı artık, yakında bitiktir işleri. Osmanlıları söküp defedince yalnız Yemen'e değil, tekmil Arabistan'a hakim olacağım. İngiliz sarayından da süt gibi bir kız getireceğim kendime. Krallık bu, böyle lazım. Nasıl fikrim ha? İyi, iyi biliyorsun işini. Bilirim sahi. Her bir altı bilirim. Senin ne mal olduğunu bile. Sen İngilizsin. Beni kontrol et diye soktular aramıza. Yamansın. Benim İngiliz olduğumu anlamak için kafa ister. Ne sandın ya? Peki, nereden anladın bunu? Gözlerinden anladım. Renginden. Bir de çevirdiğin dalaverelerden. Tam İngiliz oyunu. Benden bir şey kaçmaz. Ama aramızda ha. Gene ben bilmemiş olayım. Oh. Şimdi El-Yakub'la buluşacağım. Osmanlı'yı kıstırmak için beraber hazırlayacağız taarruz planını. Ben de gelsem? Hayır, aşireti boş bırakamayız. Dönene kadar reisliği sen yapacaksın burada. Ben buraya kardeşimin intikamını almaya geldim baba. Ama eve tıkılıp kaldım. Ne biçim harp bu böyle? Karşımızda uyur bir yılan var. Çöle çöreklenmiş sinsice bekliyor. Sanki yok oldular paşam. Silindiler dünyadan. Ne gören var ne de duyan. Ama aldanmamak lazım. Çünkü uyanıklar. Her an gözleri üstümüzde. Kulakları burada. Her bir hareketimiz malum onlarca. Öyleyse biz uyuyoruz demektir. Hayır kızım. Yersiz bir aceleyle Mehmetçiklerimizin kanını çöle zebil edemeyiz. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdilik tek ipucumuz El Hazm adındaki köyde kabile şeyhlerinin eğlence tertipledikleri. Seyyid Efendimiz emir buyurdular. Türk sabiti kadınını alıp uzaklaşsın. Çöl kadınlara tekin değildir diyorlar. Böyle bu çöl küstahına. Bir Osmanlı zabitine akıl vermek serserilere düşmez. Zaten sıkıldım. Davet bile etseler kalmaya niyetim yok. Lütfen gidelim. Paşa kızını görünce birden değiştin. Sebebi nedir acaba bunun? Saçmalıyorsun Hacer. Sen istersen akıllanırım. Sen iste, yalnız senin malın, senin kölen olayım. Senin için yaşayayım. Boş konuşuyorsun hala. Boş konuşan sensin. Senden istediğim ne ki? Kölelik, sana yük olmak değil. O kadar kaçtığına göre benden, çöl seni erkekliğinden etmiş herhalde. Gözü Osmanlı Paşası'nın kızında. Ben sana gösteririm. Uyumamışsınız gene. Renginiz kireç gibi. Ayla'nın katilleri çölde kadın oynatırken gözüme kolay uyku düşer. Haklısınız Leyla Hanım. Ama elden ne gelir? Şimdilik yapacak bir şey yok. Varsa söyleyin. Öldüğün öleyim. Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum Faruk Bey. Buraya niçin geldin? Öldürülen kardeşinizdi değil mi? Evet, katilinden intikam almak için geldim buralara. Anlamıştım. Onun katilini tanıyor musun? Evet. Onu handa gördüğünüz şeyh öldürdü. Beni ona götür. Osmanlı Paşası'nın gavur kızı! Gebertelim! Parçalayın! Bırakın! Senin intikamını alalım! İntikamım bana düşer. Çöl kanuna göre ben yakaladım. Benim malım demektir. Beni yalnız bırakın. Önce bir sorguya çekeceğim. Hem ölümüne ağladığım, hem kardeşimi öldürdüğü için kin beslediğim iki insan da sensin ha? Ölüm maskesi altında vaatlerini unutup sevdiğinden kaçan bu ahlaksız sensin demek. Leyla! Sana ölümün için gözyaşı döküyordum Murat. Sen de aşık rolünde bir arkadaş hırsızı. En sevdiğim arkadaşımla evlenmek için ölümü fırsat bilen macera düşkünü. Hayır Murat, öyle değil. Ama sen yaralısın. Kan kaybediyorsun. Bu basit sıyrık çabuk geçer. Ama gönlümde açtığın yaranın acısı ömür boyu sürecek. Hayatta olduğunu bilseydim ömür boyu beklerdim seni. Benimki evlilik değil, yaşlı babamın saadeti uğruna yaptığım bir fedakarlıktır. Faruk seni sevdiğimi bilerek kabul etti bu işi. Sevgimize hürmet gösterdi. Ama sen sahiden sevseydin, çöl maceralarını bana tercih etmez, dönerdin. Döndüm Leyla. Hem de aşkla dolu koştum sana. Ama karşıma gelinlikli bir kız çıktı. Gülüyordu, eğleniyordu. Sanki bütün dünyalar onundu. O an artık hayatımda bir yerim kalmadığını anladım. Artık sen arkadaşımın karısısın. Bense kızgın kumlarda avare bir Osmanlı fedaisi. Şimdi tek emelim Osmanlılara ölüm saçan bedevileri kendi kazdıkları kuyuya düşürmek. Şimdi anlıyorum her şeyi. O gece handa gördüğümde tanıyamamıştım seni. Ama gene de içimi garip bir his sarmıştı. Sabahlara kadar tesirinden kurtulamadığım bir his. O esrarengiz adam büyülemişti beni sanki. Sus Leyla, yeter. Evli bir kadına yakışmaz böyle sözler. Ben nazarında sadece evli bir kadın mıyım Murat? Evli ve üstelik de arkadaşımın karısı. Anlayışsız olma Murat. Kuru kelimelerle öldürmeye kalkma her şeyi. Aramızda ne kaldı ki zaten? Bu yüzük... Senin hatıran Murat. Onu çıkarman lazımdı. Neden? Beni sevdiğin müddetçe takacaktın. Evet Murat. Onun için çıkartmadım zaten. Hep sevdim çünkü. Ölene kadar da seveceğim. Bu yüzük hiç çıkmayacak. Hiç. Hiç. Uzak dur benden Leyla. Faruk'a dön. Faruk seni sevdiğimi biliyor. Ona her şeyi anlattım. Benim yaşadığımı kimse bilmemeli. Ama niye? Neden hala kaçıyorsun? Gidelim Murat. Her şey düzelir inan. Kalmam lazım. Osmanlıların kuyusunu kazıyorlar burada. Arkada İngilizlerin parmağı var. İdris'i maşa edip saldıracaklar. Ah Murat. Ya biz? Biz ne olacağız? Önce vatan, sonra biz. Bedeviler bilmediğim bir yerde silah ve cephane yığınağı yapmaktalar. Şimdiye kadar yaklaşmaya cesaret edemedikleri şehirdeki müstahkem mevkilere taarruz için hazırlıkları tamamlanmak üzere. Muhakkak karargaha dönüp Kamil Paşa'yı haberdar etmelisin durumdan. Kuvvetlerimiz gafil avlanmamalı. Benimse buradaki görevim gizli silah ve cephane deposunun yerini tespit edip tesirsiz hale getirmek. Göz göre göre seni burada nasıl ölüme bırakabilirim Murat? Kafama vurun lan. Beni bayılt, sonra da atını gizlediğin yere koş. Olmaz, yapamam. Seni incitemem. Hadi, elini çabuk tut. Gün ağaracak neredeyse. Hayır, hayır elim sana kalkamaz. Eğer memleketini seviyorsan, eğer gerçekten masum kardeşinin intikamının alınmasını istiyorsan bunu yapmalısın. Hadi vur. Küçük hanımı gördün mü bacı? Geceliğin erkenden yetiyor. Ödesinde yok mu? Hayır yok. Osmanlı paşasının kahpe kızını yakaladık garip derviş. Onu aramaya çıkan kocası olacak sersem de elimize geçti. Her şey yolunda. El-Yakub gelir gelmez taarruza geçeceğiz. Kadınla kocası nerede? Benim çadırdalar. Onunla yalnız konuşmak istiyorum. Yaman İngiliz gavurusun. Kafanda kim bilir gene ne tilkiler dolaşıyor. Bu sefer kahpeye sırtını dönme sakın. Faruk Bey! Faruk Bey! Gözlerime inanamıyorum. Evet, benim Faruk. Can yoldaşım. Kardeşim. Sen de mi esir düştün? Onun gibi bir şey. Ama seni ve karını kurtaracağım. Leyla benim karım değil Murat. O bana her şeyi anlattı. Aranızdakileri daha önce bilseydim, bu münasebetsiz duruma hiç düşer miydim? Ne olursun affet beni. Affedecek bir şey yok Faruk. Kısmet böyleymiş. Çölde senin yerine ben kalmalıydım Murat. Hissiyatın sırası değil kardeşim. Şu anda Leyla'nın hayatını nasıl kurtaracağız onu düşünmeliyiz. İdris buyurdu, esir siyaset meydanına götürülecek. Konuş köpek! Kale içinde kaç Osmanlı askeri var söyle! Söyle diyorum sefil, kalede kaç topunuz var? Ha? Dur Hamza! Konuşturmadan geberteceksin iti. Türk zabitini dayakla söyletemezsin. Ama onun dilini açacak başka yollar da vardır. Bu kadın senin avradın değil mi zabit efendi? Allah için de güzel kadın. Onu sevmeye dokunmaya kıyamaz insan. Burada kanları kızgın çölün ateşiyle tutuşan sayısız bedevi var. Hepsi kadına susamışlar. Onların arasına bırakıversem karını, şuracıkta, gözünün önünde. Onu yiyip bitirmelerini seyretmek ister misin? Ya Allahsız kitapsız çöl domuzu. Harp dediğin yürekle yapılır, erkekçe dövüşülerek yapılır. Anan çölde hangi canavardan peydahladı seni? Ha? Önce benim olacaksın, sonra herkesin. Dur! Bu kadına ilişme Seyyid. Osmanlı'nın namusunu korumak sana mı düştü? Yoksa doğru mu Hamza'nın anlattıkları? Sizi çadırda Türkçe konuşurken dinlemiş. Yoksa sen de mi Osmanlı zabitisin? Ben ne Osmanlıyım ne zabit. Sadece şu kadına aşığım. Onun güzel gözlerine tutuldum. İspat et Osmanlı olmadığını. O zaman sana bu kadını bağışlayacağım. Nasıl? Vur şu herifi. Kadını da kurtar, canını da. Bağışlarım ikinizi de. Karar ver. Bir Osmanlı zabitine karşı ikinizin hayatı. Bir Osmanlı zabitinin ölmesi mühim değil. Ama yakalamışken konuşturalım onu. Vurursak Osmanlı kuvvetleri hakkında bilgi toplayamayız. Boş ver bilgiyi. Paşanın kızı elimizdeyken canımız emniyettedir. Hadi dayan amlı herifin şakana. Bas tetiğe. Bir kurşun her şeyi halledecek. O köpeği vurmazsan ben seni burada parçalatırım. Kadın da bizlere kalır. Yeter artık. Oyun bitti İdris. Türk'ü Türk'e vurdurmak haklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim. Sana son darbeyi vuracak anı bekliyordum. Gebermek için vaktin geldi. Sana abdest alacak fırsat bile vermeyeceğim. Cehenneme mundar gideceksin. Hamza'nın söylediklerinden sonra senin eline dolu tabanca verecek kadar budala mı sandın beni? Yakalayın şunu! Çabuk! Kaçırma! Tam zamanında geldin El-Yakub. Şimdi olacakları seyret ki yüreğin yufka mı değil mi anlayalım. Bu ne tesadüf? Yalıdaki davetten sonra demek kısmet yeniden burada karşılaşmakmış. Aramızda bir paşa hazretleri eksik, bir de kaçırdığınız Veliaht Hüseyin. Onlar da ele geçecek. Ama bunun için kanlı eğlencenin biraz ertelenmesi gerekiyor Seyyid İdris. Bu son derece değerli misafirlere iyi bakmak lazım. Çünkü kaleye taarruzda onlar bize kalkan olacaklar. Paşa hazretleri herhalde ne kızını ateşe tutmak ister, ne de damatlarını. Top ve cephaneden ne haber? Buraya ona haber vermeye geldim. Dağ kalesinde kabilelere dağıtım başladı. Biz de oraya gitmeliyiz. Öyleyse hemen gidelim. Hamza! Esirler sana emanet. Ben dönene kadar iyi muhafaza et onları. Meyvelerinin en lezzetlisi. Bu akşam benim ağzıma tat vereceksin. Oyna bakalım. Kan şehvetlendirdi beni. Kan kadın istetir bana. Oyna. Oyna da gözlerim dursun. Oyna. Oyna. Hadi. Ne yaptımsa seni sevdiğim için yaptım. Affet. Nereye? Şeyhlerin toplantısına, İdris'i basmaya. Hayır Faruk, sen karını alıp şehre döneceksin. Kamil Paşa'ya haber vermek lazım. Şeyhlerin oraya ben gideceğim. Hayır, tek başına gitmen ölüm demek Murat. Tek başıma gitmem ölüm demek değil Faruk. Ya sen gidersen? Benim ölmem fark etmez. Ölmesi gereken biriyim ben. Fazlayım aranızda. Bırak beni, bırak! Ölüm Allah'ın emri Faruk, senin değil. Sen evlisin, yaşaman lazım. Evliyim ama kalbi senin için çarpan bir kadınla. İkiniz için de fırsat bu. Bırak beni Murat, bırak! Bırak! Ben gideceğim, ben! Hayır! Kocanı şehre götür Leyla. Sen? Ben Dağ Kalesi'ne gidiyorum. Paşa babana her şeyi anlat. Savaş ateşini güneşin yaktığı kızgın kumlardan alan çöl fedaileri, büyük gününüz geldi. Bakın, görün. İşte İngiliz kralının size vaat ettiği, sabırsızlıkla beklediğiniz hediyeler. Osmanlı'ya kalelerin ardına sığınıp saklanmak yok artık. Her bir aşirete 5'er tane verdiğimiz bu toplar, çöl insanına mamur şehirlerin ganimet kapısını açacaktır. Artık saraylar yan gelip yatmanız için sizi bekliyor. Ay parçası cariyeler koyunlarınıza girmek için sabırsızlanıyorlar. Zafer parolamız Osmanlı ölüm. Kaçırmayın! Ölüme yalnız gitmek var mıydı arkadaşım? Cephaneliği havaya uçurmamız gerek. Kılıcını bana versen dinamitle. Zaferi kazandık değil mi? Müsterih ol oğlum. Zafer her zaman sizin gibi kahraman evlatları olan milletindir. Yaptığım hatadan dolayı bana kırgın değilsin ya Murat. Bunu bilsem gözlerimi öyle rahat kapayacağım ki. Oh Faruk. Benim yiğit kardeşim, canlı yoldaşım. Cesaretin göğsüne taktığı şu al renkli şeref nişanına ben sahip olabilmeyi nasıl arzulardım? Talihine küs, kısmet benimmiş. Emanetini iade ediyorum. Hakkını helal et Murat. Helal olsun kardeşim. Helal olsun civan mert arkadaşım.